Fuar gezimizde de şu an Kurt Sanat standındayız sayın seyirciler ve yanımızda Cem Kurt'la birlikteyiz. Şimdi Cem Bey aslında küçük salım sistemlerini görüyorum ama şu an yanımızda da biraz daha büyük işletmeciler için bir salım ekipmanı var. Ve sanırım anladığımız kadarıyla da kendi kendini temizliyor. Bir detaylarını öğrenelim sizden, nasıl yapıyor bu işi, ekonomimize nasıl avantaj sağlayacak? Şimdi bu ürünümüz yeni bir ürün ve ilk defa Kütahya'ya ilk defa gelen bir ürün. Burada göstermek istediğimiz şey küçük işletmelerin de artık hijyenik bir şekilde süt üretimi yapabilme şanslarının olduğu. Ve sistemimizde biz 6 hayvan aynı anda sahibiliyoruz. Bunları tamamen kapalı devre bir sistemle soğutma tankına aktarabiliyoruz. Sağım işlemi bittikten sonra da aynı şekilde temizlik tarafını gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi sisteme baktığımızda bizim en büyük avantajımız bunun tekerlekli bir durumda olması ve kolay hareket ediyor olması. Diğer yandan baktığımızda bunun avantajı nedir? Herhangi bir inşaat masrafınız olmaz. İşte bu kurulum yapmak çok kolaydır. Normalde çünkü sağım sistemini almakla beraber bir ekstra bina masrafları ortaya çıkıyor. Biz bunu önlemek istedik. Yine yüksek kalitede bir süt üretimi yapıp bu sefer hani küçük işletmelerin de buna ulaşabilmesini sağlamak amacımız. Bu yüzden geldik, ürünümüzü tanıtıyoruz. Peki şu an kaç hayvan için uygun olur bu ürün? Ne kadarlık çiftçiler tercih etmeli? Normalde 20 ve 25 büyükbaşı olan hayvan işletmeler için bu ürün uygun. Burada yaklaşık şu anki modelimizde 6 hayvan aynı anda sağım gerçekleşiyor. Ve gerçekleşen sağımla beraber süt ilkten paslanmaz çelik süt hattına geliyor. Oradan rezervede toplanıyor ve toplu bir şekilde süt soğutma tankına aktarılıyor. Bu şekilde biz hem düşük somatik hücre sayısını hedefliyoruz, hem daha az bakteri oranındaki sütü elde etmeye çalışıyoruz. Hem de onların zamanını çalmamak istiyoruz. Çünkü süt sağım işlemi sabah 5'te ve akşam 8'de olan bir iş. İnsanlar da sonuçta yorgun olduktan sonra bu işte fazla uğraşsın istemiyoruz. Hemen hayvanlarını sağsınlar, biraz da dinlenebilsinler istiyoruz. Peki son olarak yine küçük çiftçileri de unutmuyoruz tabii. Burada normal az sayıda hayvanı olan çiftçiler için de sağım ekipmanlarımız var. Çok kısa onlara da değinerek sonrasında servis ve yedek parça sürecini de biraz alalım. Çünkü Kütahya bölgesindeyiz ve burada hayvancılık çok fazla ve ilçelerde, köylerde de yapılıyor. Buralara nasıl yetişiyor Kursan? Şimdi mobil sağım makinelerine baktığımızda biz yaklaşık 30 yıldır mobil sağım makineleri üretiyoruz. Şu an baktığımızda 30 yıllık imalatımıza baktığımızda yaklaşık 130 bin tane mobil sağım makinesi ürettik. Ve şu an bu makinelere 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Öyle durumda olduğu için artık sağım makinelerimiz bizim en iyi bildiğimiz iş. Ve insanlar sürekli kullanıyor, her gün kullanıyor. Bu demek değil ki arıza olmayacak. Tabii ki arıza olabilir. Sonuçta kul yapısı aletler bunlar. Bunların önemli olan bunların bakım ve satış sonralarını doğru şekilde gerçekleştirebilmek. O yüzden bizim burada bayimiz var. Bereket Tarım'la beraber çalışıyoruz yaklaşık 10 yıldır. Şu an Kütahya'nın bütün köylerinde servis hizmeti verebiliyoruz. Aynı zamanda büyük işletmelerimiz de var burada. 500 başlık işletmelerimiz de var. Onların da bütün servis ihtiyaçlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şu an baktığımızda bizim bir tane ineği olan işletme ile 500 ineği olan işletmenin bütün yedek parçaları Kütahya'daki depomuzda bulunmakta. O yüzden herhangi bir problem hiçbir zaman yaşamıyoruz.